Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir bak atkı yaptım oğluma tığıyla. Şöyle çok esnek bir şey oldu, yumuşacık. Bunu şişle yaptım zannediyorlar ama ben bunu tığıyla yaptım. Kenarı da çok düzgün oldu. Boyu da istediğiniz boya kadar ölçüyorsunuz ama boyunu şu genişliği de isteğe göre yaptım. Yani kendi isteğimize göre yaptım. Çok güzel yumuşacık oldu. Kalın bir ip kullandım. Sizler de kalın ip kullanırsanız daha güzel duruyor. Şu kenarları falan da çok düzgün oldu. Gayet de düzgün bir atkı. Ve bunu ben tığıyla yaptım. Daha önceki bir atkımda şişle yaptığım vardı. Onu hiç aratmıyor. Şöyle. Arkadaşlar. Ben şimdi bunun yapılışını paylaşacağım sizinle. Çok kolay, hiç örgü bilmiyorum diyen herkes yapabilir. Hiç örgü bilmiyorum demeyin. Şimdi arkadaşlar bunun boyuna değil enine örüyoruz. Bu şekilde enine ne kadar en yapacaksanız 1,5 metre, 160 santim, 170 santim zincirinizi çekin, çekebilir. 1,5 istiyorsanız şöyle zincirimizi normal çekiyoruz. Yani çok geniş şey de olmasın. Geniş de olmasın, şey bol da olmasın, sıkı da olmasın. Şöyle bir ayar zincirimizi çektik arkadaşlar. Şimdi zincirimizi istediğimiz boya kadar çek yapalım. 1,5 metre olur, 1,60 olur, 1,70 olur. Siz ne kadar atkının ne kadar istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şunu yaptıktan sonra şu zincirimizi şöyle döndürelim arkadaşlar. Şuradaki çıkıntılara görülüyor zaten. Batıyoruz. Sadece zincir işimiz. Çekiyoruz. Şu çıkıntılara batıyoruz. Çekiyoruz. Benim tığım 6 numara. Plastik bir tığ. Bir tığlarımdan yoktu 6 numara. Plastik tığıyla da çok güzel örüyorum. Yumuşacık oluyor. Şöyle bütün bir zincirin boyunca şu çıkıntılara batarak şöyle zincir yapıyoruz. Yani ipimizi kaydırıyoruz arkadaşlar. Şöyle kaydırıyoruz. Örneğimiz sadece bu. Böyle zincir çekerek battaniyemiz bitiyor. Ben bir günde ördüm arkadaşlar. Ben çok gördüğüm için, zamanım çok olduğu için bir günde ördüm. Belki siz 2 günde de örebilirsiniz. Ya da siz bir günde örersiniz. Yani örmenize bağlı, hiç bırakmadan örerseniz. Ben öyle çok şey yapmadım ama bir gün, hani çok üstüne durmadım. Ama bir günde örülüyor. Öyle söyleyeyim. Hediye yapabilirsiniz. Oğlunuza, eşinize yapabilirsiniz. Siz kendinize de yapabilirsiniz ama ben gri yaptığım için hani erkek rengi diye daha ince ipten de yapabilirsiniz. Daha kalın ipten de. Benim ipim öyleydi. Kalın bir ip oldu. Şimdi bunu da kalın iple gösteriyorum. Ama her türlü iple olur. Sona geldim şöyle arkadaşlar. Sona da battıktan sonra çektim. Şöyle ilk sıramı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Zincir çekmemin sebebi şu örgümün şu kenarları şöyle esnek olsun diye arkadaşlar. Böyle dursun diye zincir bir zincir çekiyorum. Yoksa orası gergin kalacak. İşte döndüm. Döndükten sonra hemen dibindekine yine zincirlerimi devam ediyorum. Şu iplerimin arkasından arkadaşlar. Arkadaki kanatlardan. Şöyle arka kanatlarını alıp zincir şeklinde ya da ipi kaydırma da diyoruz. Bu örneğe zincir de diyoruz. Siz nasıl derseniz artık çok kolay. Bütün bir örneğimiz bu şekilde olacak. Hiç örgü bilmeyenler bile çok rahat yapar. Bunu böyle alıp buradan çekiyor sadece.
Tüm örmemiz gereken örmek bu. O kadar kolay. Şöyle yavaş yapayım diye. Yavaş yapıyorum arkadaşlar. Kenara geldikten sonra arkadaşlar mutlaka şu diptekine de batın. Yoksa örneğiniz küçülür. Şeyiniz atkınız ilmeğe sayısı azalır ve küçülür. En sonunda battım, bir zincir çektim ve döndüm. Döndükten sonra yine aynı dibine bu şekilde devam ediyorum. Elinizi çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Hem batarken zor oluyor, hem çektiriyor. Arada ilmek de kaybetmeyin. Şu aralardaki ilmeklerden bir tane ilmek atlarsanız örneğiniz yine küçülür. Aynı sayıyla bütün ilmek boyunca, atkı boyunca bu şekilde örüyoruz. Şimdi şuraya battım arkadaşlar. Bura bitti zannetmeyin. Bir tane de burada var. Buna da mutlaka batın. Örneğiniz küçülür. Şöyle bir örnek çıkıyor. Bir sıra daha yapalım. Daha iyi kavramanız açısından. Hemen şu dibindekine battım. Çektim. Battım, çektim. Bu kadar kolay. Şişinizin ucu biraz keskin olursa daha rahat batar. Benimki biraz pot. Diğer şişlerim, tığlarımda yoktu kalınım. Plastikte vardı. Atkıyı da plastikle yaptım. Böyle gevşek olursa arkadaşlar daha da güzel oluyor gördüğünüz gibi. Çok sıktırmayın elinizi. Rahat olsun şöyle. Hiçbir örgünüzü sıkı yapmayın. Sıkı her zaman size sıkıntı verir. Hem örneğe de göstermez. Şöyle bak geldim. Bitti zannediyoruz ama şurada bir tane daha var. Ona mutlaka batıyoruz. Şöyle ördüm. Bu şimdi arkadaşlar atkımın uzunluğu bu. Şurada uzunluğu böyle. Boyu da burası olacak. Şimdi ne kadar örerseniz şu kadar ya da daha fazla ama genişliği şu kadar olacak. Boyunu siz ayarlıyorsunuz. Şu atkı da daha iyi anlatayım. Şimdi şurası şu boyu zincir çektiğim yer arkadaşlar. Burası da ne kadar ördüğüm genişliği. Onun için şey yapmayın. Bu nasıl böyle olacak diye düşünmeyin. Zincirinizi 160 santim civarında çekebilirsiniz. 1,5 metre bir atkı yapmak istiyorsanız. Evet arkadaşlar. Benim anlattıklarım bu kadar. Bu renkle de çok güzel oldu. Şu arka tarafı. Arkası önü yok zaten arkadaşlar. İki tarafı da aynı. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Yılbaşı da geliyor aslında. Daha önce çeksem daha iyi olurdu. Daha çabuk hediye yapabilirdiniz birilerine. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi de bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.